Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Sakarya milletvekiliyim. Oturduğum, ikamet ettiğim yer Sapanca. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Sakarya'nın bir milletvekili olarak son günlerde konuşulan şeyden dolayı utanç duyuyorum. Benim güzel ülkemde, hayatımı ve çocukluğumu geçirdiğim güzel kentte 6 yaşında bir kız çocuğuna gelinlik giydirip daha sonra da bu kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı bugünlerde konuşuluyor. Bununla ilgili iddianame düzenlendi. Bununla ilgili ses kayıtları var. Anlatılanları ve iddianameyi okuyunca bir insanın kendi insanlığından utanmaması mümkün değil. 6 yaşındaki bir çocuk nasıl kurban edilir? Şikayetler, doktor tespiti, çocuğun anlattıkları, gerçekten bunlar duyulduğu halde üstü nasıl örtbas edilir, nasıl kapatılır? Adalet hepimizin ortak vicdanı değil mi? Peki bunu nasıl kararttılar? Ortak olan, şahit olan, göz yuman, hukukun önünde elbette hesap vermeli ve ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Pekala bu yeter mi? Çocukların cemaatlerden, ailelerden, istismardan koruyacak olan kim? Çocuklar ailenin malı değil, toplumun aileye emanetidir. Onları aileleri kadar devletin de koruyup kollaması gerekir. Aile Bakanlığı niye var bu ülkede? Adalet Bakanlığı neden var bu ülkede? Pazartesi haberleri çıktı. Aile Bakanlığı'ndan tek bir ses yok. Dün fotoğraflar ortaya çıktı. Akşam saatlerine göre tık yok. Tepkiler büyüyünce davaya müdahil olacağız dediler. Aile Bakanlığı'nın görevi bu olaylara müdahil olmak, bu davalara müdahil olmak değil, bu olayların olmasına neden olan faktörleri ortadan kaldıracak çalışmaları yapmaktır. Türkiye'de çocuk istismarı gözle görülür bir şekilde artıyor. Değerli arkadaşlar, hem dinimiz gereği, hem ahlakımız, geleneklerimiz, örfümüz gereği, hem topluma bakış açımız gereği 21. yüzyılda nasıl çocuk istismarından bahsedebiliriz? Yıllardır AKP iktidarı sorunu çözecek tek bir adım atmıyor. En son benim hatırladığım 2018'in başlarıydı. Dönemin başbakan yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında 6 bakan görevlendirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çocuk istismarını çözmek için Erdoğan'ın talimatıyla komisyon oluşturdu. Dedik ki biz evet, burada saray böyle bir bakış açısıyla yaklaşmış, bakanlığını da görevlendirmiş, artık bununla ilgili ciddi tedbirler alınacak. Meclisteki tüm siyasi parti gruplarını gezdiler. Hem biz, hem diğer siyasi parti grupları buna sonuna kadar destek verdik. Neden? Önemli olan çocuklarımızın geleceği ve yaşam kalitesi. Parti içinde iç komisyon oluşturduk, ön açıcı raporlar sunduk. Benim makamımda gerçekleştirilen görüşmede Recep Akdağ 10 gün gibi kısa bir sürede
bununla ilgili bir eylem planı ve kapsamlı bir çalışma yapıp raporu size sunacağız dedi. Sonra aradan yıllar geçti. Kaç defa sorduk? Kaç defa araştırma önergesi verdik? Kaç defa soru önergesi verdik? Bu bütün bu bakanlardan ve saraydan tek bir laf çıktı mı? Hayır. Bununla ilgili bir rapor yayınlandı mı? Hayır. AKP'nin tutumu, aileden sorumlu bakan Derya Yanık, Ensar Vakfı'nda 45 tane çocuğumuza, 45 çocuğumuza cinsel tecavüzle ilgili olaylar ortaya çıktığı ve mahkemeye intikal edildiği bir anda bakan dedi ki bir kereden bir şey olmaz dedi. Yani çocuğa cinsel istismara kalkışan o alçak insanların sadece o insanların üzerine gitmek yetmiyor. Bu bakanın kafasındaki siyasi anlayışa ve bakış açısının da üzerine gitmek gerekiyor. Bir bakan, aileden sorumlu bir bakan, 45 çocuk bu konuda bir tecavüze uğramışsa kalkıp da nasıl oluyor da bir kereden bir şey olmaz diyebiliyor. O zaman bu herkese hak oluyor bu ülkede. Herkes yapabilir böyle bir şeyi. Bu alçakça bir yaklaşımdır. O Ensar Vakfı'na ne oldu? Gerçekten özel bir yurtta 45 tane öğrenciyle ilgili böyle bir olay yaşansaydı ne olurdu yurt? Derhal kapatılırdı. Ensar Vakfı bakanın bir kereden bir şey olmaz yorumundan sonra hiçbir şey yapılmadı. Korunup kollandı. Şimdi elimde bir belge var değerli arkadaşlar. Bu belge 3 Aralık 2022 tarihine ait. Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Zümre Başkanları toplantısı için Din Kültürü ve Ahlak İmam Hatip Lisesi Ortaokul öğretmenleri ni bir araya toplayıp bu derslerle ilgili koordineyi sağlamak, iletişimi sağlamak için Ensar Vakfı'nda bir araya gelmelerini sağlayan bir valilik onaylı yazı yayınlamış. Yani Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve illerdeki il Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin onlarca binası varken bunu kendi içlerinde halletmeleri mümkünken valilik emriyle Ensar Vakfı'nda bu öğretmenler bir araya gelip derslerdeki din kültürü ve ahlak meslek derslerini, İmam Hatip Lisesi ve ortaokul meslek derslerini nasıl bir koordinasyonla yürütecekleri toplantısını burada yapıyorlar. Bu yaklaşım işte, bu yaklaşım her türlü şeyin önünü açıyor. Bu nedir? 45 öğrencinin tecavüze uğradığı bir vakfa Vilayet ve Milli Eğitim Bakanlığı itibar kazandırıyor. Merak etmeyin diyor. Böyle şeyler olur, geçer. Ama siz bizim korumamız altındasınız diyor. AKP iktidarı çocuk istismarının önüne geçmek yerine bunu meşrulaştırmak ve bu kurumları itibarlaştırmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. İşte bu çocuklara istismarda bulunanlar kadar buna katkı sağlayan, bunları yapanları itibarlı hale getiren anlayış da suçludur. Ortadan tamamen kalkması gereken de işte bu bakış açısıdır. Onun için Türkiye'de çocuklarımızın başına bu geliyor. AKP iktidarı çocuk evliliklerini affı meclise getirdi.
Girişimleri başta kadın örgütleri olmak üzere halkın tepkisini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkisini ne maruz kaldı. 2016'da o dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünün arkasındaki odada ben bunu bu akşam geçiremezsem bir daha hiç geçiremem diye çırpınıyordu. Eğer o yasa geçmiş olsaydı 6 yaşına cinsel tacizde bulunan çocuklara tecavüz eden insanlar bugün ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor olacaktı. Bu mudur Adalet Bakanı? Böyle bir aile bakanıyla mı Türkiye yönetilmeli? Aileye bakış açısı bu mudur? Gerçekten. Biz başörtüsüyle ilgili bunu kanunlaştıralım, bu kadının giyinme özgürlüğü. İster başörtülü olur, ister açık olur, istediği gibi giyinir. Buna kimse müdahale etmesin diye bir kanun teklifi sunduğumuzda aile birliğinden bahsettiler. Aile birliğinin düşmanı işte bu iktidardır. Bu iktidardır. Tecavüzcüleri koruyan, tecavüzcüleri bulunduğu vakıfları itibarlı hale getiren, onlar için av çıkartmaya kalkan bu anlayış suçlu olan bu anlayıştır. Kimi aslında kimin adını affediyorsunuz? Bakanın savunduğu düzenlemeyi bugün acaba bir kere daha oturup kendisi ya ben böyle bir şeye nasıl kalkıştım deyip yüzü kızarıyor mudur Bekir Bozdağ? Çok merak ediyorum. Adalet Bakanı'na kesinlikle güvenmiyorum. Kesinlikle. Geçen gün mecliste Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst biriminden en alt birimine kadar diyen Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ı böyle kaçırdık demişti. Ben de Adalet Bakanı'na sordum. Ya Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili 4 tane mahkeme kararı var. Yurt dışına çıkamaz, mal varlıklarına el konmuştur. Kara para aklayıcısı. Bu kararları Adalet Bakanlığı nasıl kaldırdı ve nasıl kaçırdınız? Siz de müdahil oldunuz mu diye sordum. Vallahi ben böyle şeylere karışamam dedi. Ya Adalet Bakanısın ya. Adalet Bakanısın. İçişleri Bakanı diyor ki Adalet Bakanlığı da bu işin içerisinde diyor. Verilecek cevabın ben bu işlere karışamam. Ben bu işleri bilmiyorum. Bilmiyorsan o makamda niye oturuyorsun? Neden o makamı işgal ediyorsun? Saraya yağcılık yapmak ve sarayın emirlerini adalet mekanizması içerisinde işletmek için o makamı nasıl işgal edersin? Çocuklara karşı işlenen cinsel suçların af getirilmesiyle uğraşan bir bakan olarak nasıl hala o koltukta oturursun? Sen aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanlığını yapmıyor musun? Bununla ilgili gerçekten suça karışan insanlar varsa, savcılar varsa, hakimler varsa bununla ilgili gereğini yapması gereken kişi sen değil misin? Adalet bir toplumun mayasıdır arkadaşlar. Bir grubun çıkarı adaletin terazisini bozar ve bu yüzden yasalar, bu yüzden anayasa tek bir masada hazırlanmaz. Sarayın aklıyla anayasa hazırlanmaz. Toplumun tümünün ittifakıyla görüşleri alınarak yapılır. Dün anayasa paketi için son dakikada basın toplantısı yapacak olan AKP iktidarı basın toplantısını iptal etti. Kimler katıldı, ne yaptılar, neden iptal ettiler? Saraya gittiler. Akıl sormaya. Ya da saray onları çağırdı. Başka bir şeyleri dikte ettirmeye. Meclis Başkanı Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkan Vekili Özlem Zengin. Son dakika basın toplantısını iptal ederek saraya gittiler. Şentop toplantıda ne yapıyor arkadaşlar? Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı. Siyaset üstü bir makamda oturuyor. Hepimizi koruyup
kollaması gereken bir kişi. Peki bir anayasa uzmanı gibi saraya giderek AKP'nin anayasa uzmanlığını yapmak bir meclis başkanına yakışıyor mu? Yahu sen ilk önce kendi görevini yapsana. Buradan sesleniyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili darp edildi. Kalp pili vardı, uyutulmak zorunda kaldı. Bununla ilgili tek bir söz söyledin mi ya? Sen nasıl meclis başkanısın? Bununla ilgili bir açıklama yaptın mı ya? Bu nasıl bir meclis başkanlığıdır? İşte sistem böyle olunca işler de böyle yürüyor. O yüzden Türkiye'de olmaz diye bir şey yok. Her şey olabilir. Çocuklarımıza olabilir, gençlerimize olabilir, kadınlarımıza her türlü şiddet uygulanabilir. Giderler, öldürürler, katlederler ama devlet çıkar der ki bu böyle münferit olaylar oluyor, dünyada da oluyor. Hukuk bunun için gereğini yapar. Hukukun ne yaptığını ben Sezgin Baran Korkmaz davasında Adalet Bakanı'na sordum. Hukuk sarayın çarklarını ve aldığı kararları istediği gibi uygulayabilmesi için bir araç haline getirilmiştir Türkiye'de. Uyuşturucu baronlarının, kara para aklayıcılarının yurt dışından elini kolunu sallayarak çıkmasını sağlıyor. Türkiye'de hukuk uyuşturucudan ceza alan Zindaşlı gibi adamların mahkemeden çıkartılıp bu ülkeden elini kolunu sallayarak gitmesini sağlıyor. Onun için bu sistem değişmeli. Çocuklarımız için, kadınlarımız için, toplumumuzun ahlakı için, dinimiz için, milletimizin geleceği için bu ucube cumhurbaşkanlığı gitmeli. Arkadaşlar, Türkiye'de yaşayan nüfusun %50'si asgari ücretle çalışıyor. %50'si. Yani bu böyle, ya alalım bu kararı, ya işte ne kadar insan çalışıyordur ki, kaç insanı etkileyecek falan filan gibi bir yaklaşım asla doğru değil. Bakanlık bir anket yapmış, demişler ki ankette işveren 7050 lira olsun demiş, çalışanlar da 7500 TL olsun demiş. Allah'tan korkun ya. Nerede yaptınız bu anketi? Kiminle yaptınız? Hangi şirket yaptı? Hangi işçi benim maaşım 7500 lira olsun dedi, bana yeter dedi. Kim dedi? Türk İş'te bu konuda asgari olarak 7785 TL'den başlaması gerekir pazarlığı dedi. Bütün sendikalar, işverenler de şunu görmeli. Çalışan alnının teriyle emeğinin karşılığını almayı hak eden herkes Türkiye'de onurlu yaşayacağı gibi bir ücret almalıdır. Onurlu yaşayacağı gibi. Çocuklarıyla, ailesiyle, kimseye muhtaç olmadan, bütün sosyal olanaklardan yararlanarak, sağlıktan, eğitimden, barınma imkanlarından adilce yararlanacak bir ücret almalıdır. Peki biz bununla ilgili bugün 10 bin lira olsun desek, Cumhuriyet Halk Partisi 10 bin liranın altında olmasın diyor. 10 bin liranın altında olmasın, 10 bin liranın üstünde olsun desek, bu enflasyon karşısında bu paralar yeterli olacak mı? 2-3 ay içerisinde tekrar o rakamlar inecek, yok olacak, gidecek. Asgari ücret sadece karın doyurmak için yoktur arkadaşlar. Bunun gerçekten konut giderleri var, ısınma giderleri var, ulaşım giderleri var, eğitim giderleri var, insanca giyinme giderleri var, toplum içinde yaşayabilmek için asgari harcamalar var. Onun için bizim asgari ücreti düşünürken aynı zamanda enflasyon belasını bizim başımıza saran, 2023'te enflasyon tek haneli rakamlara inenecektir diyen Recep Tayyip Erdoğan ve onun cumhurbaşkanlığı sisteminin yarattığı bu enflasyon belasını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için
muhakkak bu sistemin değişmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, ben hem yaşanan bu olayları, Türkiye'de yaşanan bu olayları çocuklarımızla ilgili, hem de Türkiye'de bundan sonra nasıl daha refah içerisinde yaşarız, nasıl daha bu hayatı yaşarken özgürce huzur ve refah içerisinde oluruz, bunun için bir bütçe görüşülüyor. Bugün de görüşülüyor. Bu bütçede bile Ömer Çelik açıklamış, bu bütçede bile darbı yapan AKP suçlu Cumhuriyet Halk Partisi demiş. Darp eden AKP'li milletvekili Ömer Çelik demiş ki ama suçlu Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Neden suçlu Cumhuriyet Halk Partisi? Hiçbir suçu kabul etmeyen, 20 yıldan beri iktidarda olmalarına rağmen hiçbir başarının altına imza atmayan bu anlayış tek suçlu olarak muhalefeti gösteriyor. Muhalefet birlik ve beraberlik içerisinde 6 ay sonraki seçimlerde inşallah bu cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirir, milletin meclisini tekrar itibarlı hale getirir ve çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, emekçilerimiz, esnafımız, çiftçimiz hak ettikleri bir hayatı yaşarlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Enflasyonun boynunu kırıp kıramayacaklarını bilmiyorum ama milletin belini kırdılar. Yani milletin belini kırdılar. Millet gerçekten yoksulluk içerisinde kıvranıyor. Gene kendilerini suçlamamak için marketleri suçlamak gibi böyle tevessül edilmeyecek bir davranış içerisinde olan AKP iktidarı suçluyu hep dışarıda arıyor. Aslında bu milletin neden bu yoksulluğu çektiğini anlayabilmesi için, bu enflasyonun hangi politikalarla bu noktaya geldiğini görebilmesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın aynanın karşısına geçip kendi yüzüne bir kere bakması gerekiyor. Ben bu millete ne söz verdim, bu ülkeyi ne noktaya getirdim, bunu görebilmesi için kendi yüzüne bakması gerekiyor. Bu milletle bağı kopmuştur Recep Tayyip Erdoğan'ın. Verdiği sözlerin hiçbir tanesini yerine getirememiştir. 2023 hedeflerinin tek bir tanesi gerçekleşmemiştir. Ne işsizlik olanı tutturulabilmiştir, ne ilk ekonomide güçlü 10 ülke arasına girebildik, ne ihracattaki rakamlarımızı tutturabildik, hiçbir tanesini tutturamamıştır. Buna rağmen yüzleri kızarmadan bu ülke refah içerisinde biz ikinci bir defa daha süre istiyoruz diyerek milletin karşısına çıkıyorlar. Bu insanlar uslanmaz, ağırlanmaz. Bu insanların yüzü kızarmaz. Bunun için değişmesi gereken bu sistemdir. Gitmesi gereken de bunlardır. Devlet temelin, devlet sistemindeki en önemli olay şeffaflıktır. Ne olarak geliyor bu? Swap anlaşması olarak mı geliyor? Ne olarak geliyor? Emanet para olarak mı geliyor? Nasıl bir girişle yapıyorlar? Ve hangi koşullar içerisinde kullanacaklar? Suudi Arabistan dediğiniz şu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili elini kolunu sallayarak gönderdikleri katilleriyle cinayeti işleyip de ondan sonra asla onlarla bir araya gelmeyiz diyen bu hükümet onlardan borç mu alıyor? Kendi ülkesinde bir cinayet işlenmiş, üstelik de konsoloslukta işlenmiş, üstelik de bununla ilgili mahkeme açılmış. O mahkemeyle ilgili, gene Bekir Bozdağ'a geliyorum, o mahkemeyle ilgili bütün kararlar durdurulmuş ve dosya Suudi Arabistan'a teslim edilmiş. Nedir? Katlettiniz, o katliama biz de ortağız. Sizi koruyoruz. Ensar Vakfı'nı koruduğumuz gibi koruyoruz.
Katlettiğiniz bu insana karşı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini değil size emanet ediyordur. Cinayet Türkiye'de işlense diye. Siz buraya gidip de para dilenecek kadar bu ülkeyi bu noktaya düşürdüyseniz gerçekten Türkiye'nin başından gitmeniz gerekiyor. Gerçekten bir an önce bu milletin sizden kurtulması gerekiyor. Teşekkür ederim.